El Fethur Rabbani ve El Feyzur Rahmani Evliyalar Sultanı Gavsul Asam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sohbetleri 49. Sohbet Kerem Cömertlik 1. Bölüm Bu konuşma hicretin 545. yılında Şaban'ın 11'inde Cuma günü medresede yapılmıştır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Abdullah bin Mübarek'in hayatından şöyle bir sahne anlatılır. Bir gün Abdullah bin Mübarek'in kapısına bir dilenci gelmiş ve yiyecek bir şeyler istemişti. O sırada yiyecek olarak evde on tane yumurtadan başka bir şey yoktu. Abdullah bin Mübarek hizmetçisine o on yumurtayı dilenciye vermesini söyledi. Hizmetçi Yumurtaların dokuzunu dilenciye verdi, bir tanesini koydu. Aynı gün güneşin batımına doğru bir adam geldi. Kapıyı çaldı ve içeridekilere seslendi. Şu sepeti alır mısınız? Sesi duyan Abdullah bin Mübarek bizzat kendisi kapıya çıktı. O meçhul kişinin elindeki sepeti aldı, içeri getirdi. Bir de baktı ki sepette yumurta var. Onları saydı tam 90 taneydi. Bunun üzerine hizmetçisine döndü ve sordu. O bir yumurta nerede? Sabahki dilenciye kaç yumurta vermiştin? Hizmetçi cevaben dedi ki, 9 yumurta vermiş, bir tanesini ise akşam neyin yemek için alı koymuştum. Onun bu cevabı üzerine Abdullah bin Mübarek de şöyle dedi. Bizi on yumurtadan mahrum bıraktın. İşte onlar Allah'la olan muamelelerinde böyle eğitiler. İnanıyorlardı. Kur'an'da ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade edilen hakikatleri tasdik ediyorlardı. Hareketlerinde, tavırlarında, almalarında, vermelerinde Kur'an'ın esaslarına aykırı davranışlarda bulunmuyorlardı. Aziz ve celil olan Allah'la alışverişe giriştiler, karlı çıktılar. Onun kapısını açık gördüler, hemen girdiler. Ondan başkasının kapısını kapalı gördüler, orayı terk ettiler. Başkalarıyla alakalı hususlarda ona uydular. Onunla alakalı hususlarda ise başkalarına uymadılar. Onun öfkelendiğine onlar da öfkelendiler. Onun sevdiğini onlar da sevdiler. İşte bunun içindir ki bazıları şöyle der.'' İnsanlarla alakalı meselelerde Allah'a uy. Allah'la alakalı hususlarda ise insanlara uyma. Kırılan kırılır, gücenen gücenir. Doğruyu anlayıp hatasını telafi eden de kemal ve olgunluk kazanmış olur. Allah dostları onun yolunda bulunmaktan bir an bile geri durmazlar. O yolda hakkın daima üstün gelmesi için didinirler nefslerine ve başkalarına karşı Hakk'a yardım ederler. Bu yolda hiçbir kınayanın kınaması onlara tesir etmez. Allah'ın ahkamının ve şeriatının ayakta tutulması hususunda hiçbir kimseden korkmazlar. Ey oğul! içinde bulunduğun hevesi terk et. Peşinden gittiğin hevesi terk et. Allah dostlarının sözlerinde ve fiillerinde onlara uy. Mücerret Yalan bir takım iddialarla onların ulaştığı mertebeye ulaşmaya heveslenme. Tıpkı onlar gibi sen de sıkıntılara katlan, sabret ta ki onların ulaştığı mertebeye ulaşasın. Eğer bir takım sıkıntılar ve belalar olmasaydı insanların tamamı abid olurdu, zahit olurdu. Fakat onlara zaman zaman belalar, musibetler, elemler, kederler gelir. Onlar da bunlara sabredemez, tahammül gösteremezler. İşte o yüzden izzet ve celal sahibi Allah'ın kapısına karşı perdelenirler. Kimin ki sabrı yoksa ona ihsan da yoktur. Sen sabrı ve Allah'ın takdiratına rıza göstermeyi yitirdiğin zaman bu senin Allah'a kulluktan çıkmana sebep olur. Şanı mübarek ve yüce olan Allah geçmiş peygamberlerden bazılarına göndermiş bulunduğu kitaplarından birinde şöyle buyurur. Kim ki benim hükmüme razı olmaz, belalarıma sabretmezse kendisine benden başka bir ilah bulsun. Allah'ın sizin için takdir ettiğine razı olunuz. Kısmetinizden fazlasına göz dikmeyiniz. Allah'tan başka şeylere güvenip dayanmayınız. Lehinizde de olsa, aleyhinizde de olsa takdir edilen şey mutlaka vuku bulur. Dini yaşayışınızı tahkim ediniz, kuvvetten diriniz. Ta ki imana ulaşasınız. Sonra da imanı kuvvetten diriniz. Ta ki yakine yani sarsılmaz bilgi ve inanca ulaşasınız. İşte o zaman daha önceleri görmediğiniz hakikatleri görürsünüz. Yakin eşyayı hakikati ve mahiyetiyle olduğu gibi size gösterir. Öyle ki daha önceleri sadece bir haber şeklinde öğrendiklerinizi kendi gösterinizde aynen müşahede edersiniz. Yakin kalbi Allah'ın huzurunda durdurur ve ona eşyayı aynen gösterir. Kalp aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda durduğu zaman İzzet, şeref ve keramet eli ona açılır. Bu evden ona nezahet, yücelik ve keramet bahşedilir. Böylece o kalp, izzet ve şeref kazanır, müessir bir keramet sahibi olur. Öyle ki artık o da halka izzet ve şeref bahşeder, nezahet saçar, keramet saçar. Bu hususta asla cimrilik etmez. Allah için ıslah olmuş, düzelmiş, ve ahlaki sıhhate kavuşmuş bir kalp, kerem sahibidir, şereflidir, azizdir, yücedir. Günah kirlerinden arınmış bir sır, öz, keramet sahibidir. İzzet ve şeref sahibidir. Nasıl keramet sahibi ve şerefli olmasınlar ki, Ekremül Ekremin olan Allah, bizzat kendisi onlara şeref bahşetmiş, kerametler bahşetmiş, azizlik ve yücelik vermiştir. Ey ahali! Siz kerem sahibi olmalısınız. Günahlardan kaçınan, izzet ve şeref sahibi, cömert kişiler olmalısınız. Allah'a itaati tercih eden, ona isyandan şiddetle kaçınan kişiler olmalısınız. Masiyet, günah yolunda harcanan her nimet mutlaka yokluğa mahkumdur. Çalışınız, Allah'a kulluğu elden bırakmayınız. Ta ki ondan size yakınlık hasıl oluncaya kadar. Ta ki bütün himmet ve gayretiniz onda toplanıp onunla beraber oluncaya kadar. Ta ki bütün himmet ve gayretiniz onun gayrinden kesinlikle sıyrılıncaya kadar. İşte o zaman yemeğiniz onun fazlının ve kereminin tabağından olur. Hem de sizin bilemediğiniz, akıl edemediğiniz cihetten. Nefs Allah'la kullar arasında bir perdedir. Onları Allah'a karşı perdeler. O ortadan kalkınca perde de kalkmış olur. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İşte nefs Allah'a karşı bir perde olduğu içindir ki bayezid Bistami şöyle demiştir. Rabbimi rüyamda gördüm. Dedim ki, Ya Rabbi, sana ulaşmanın yolu nasıldır? Bana cevaben buyurdu. Nefsini bırak, gel. Bunun üzerine ben de tıpkı yılanın kılıfından sıyrılması gibi nefsimden sıyrıldım. Aziz ve celil olan Allah'ın nasarı nefs üzerinde toplanmıştır. Emrede nefsin bertaraf edilmesidir. Zira gerek dünya ve ondakiler ve gerekse Allah'tan başka ne varsa hepsi de nefsin tebeasıdır. Dünya nefsindir o nefsin sevgilisidir. Ahiret de öyledir. O da nefsin sevgilisidir. Zira aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Canların çekeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa oradadır. Zuhruf Suresi 71. ayeti Kerime'den Allah yolunun yolcuları, gündüzleri halkın işlerini görüvermek, ve aile efradının geçimlerini sağlamakla meşgul olurlar. Geceleri ise izzet ve celal sahibi Rablerinin hizmetinde bulunurlar. Onunla halvet ederler. Tıpkı hükümdarlar ve devlet reisleri gibi ki onlar da bütün gündüz boyunca aile efradının, çevresinin ve bütün tebeasının işlerini görmek ve ihtiyaçlarını gidermekle meşgul olurlar. Akşam olunca da vezirleri ve has çevresiyle baş başa kalırlar. Allah'ın merhameti sizinle olsun. Benim söylediklerimi can kulağınızla dinleyiniz, kalp kulağınızla dinleyiniz. Onları belleyiniz, ezberleyiniz ve onlarla amel ediniz. Ben ancak haktan gelen hakkı konuşuyorum, doğruyu konuşuyorum. Ben ancak aziz ve celil olan Allah'ın yolunda konuşma salahiyeti verilmiş birisi sıfatıyla konuşuyorum. Size hakkı anlatıyorum. Doğru yolu gösteriyorum. Ta ki o yola giresiniz. Benim sözlerimi dinleyerek bana dönüp de sadece dilinizin ucuyla ne güzel ifade ettin demeniz yetmez. Ben sizin kuru bir ifadeyle söylediğiniz bu kadarcık bir sözle tatmin olmam. Siz de bununla kalmayınız. Bilakis kalp dilinizle bana ne de güzel ifade ettin diyiniz ve benim söylediklerimle amel ediniz. Amellerinizde ihlas sahibi olunuz. Öyle ki ben de sizde bu halleri göreyim ve diyeyim ki ne de güzel ettiniz. Daha ne zamana kadar nefsine tapacaksın, dünyana tapacaksın, ahiretine tapacaksın. Ne zamana kadar insanlara tapacaksın.'' Ne zamana kadar Allah'tan başka şeylere tapacaksın? İnsanlar senin nefsinin perdesidir. Nefsin de kalbinin perdesidir. Kalbinse sırrının perdesidir, özünün perdesidir. Halkla beraber olduğun müddetçe nefsini göremezsin. Onlardan ayrıldığın zaman nefsini görürsün. Hem de Rabbine de sana da düşman olarak görürsün. Öyleyse Nefsinle savaş. Ta ki o, aziz ve celil olan Rabbine dönünceye kadar. Onunla tatmin olacak duruma gelinceye kadar. Onun vaadiyle sükûnet bulup, cezasından korkuncaya kadar. Onun emrine boyun eğip, nehyinden uzak duruncaya kadar. Onun takdir ve hükmüne razı oluncaya kadar. İşte bu anda, gerek kalpten ve gerekse sırdan ve özden, perdeler kalkar. Her ikisi de daha önceleri göremedikleri hakikatleri görmeye başlarlar. Allah'ı tanırlar, ona iltica ederler. Ondan başka hiçbir şeyle tatmin olmazlar. Arif hiçbir şeyle tatmin olmaz. Hiçbir şeyle sükunet bulmaz. Bilakis ancak kainatın yaratanıyla tatmin olur, onunla sükunet bulur. Ne uyku, ne uyuklama, ne de herhangi bir kayıt onu Rabbinden alıkoyamaz. Allah'ın sevgisine layık seviyeye gelmiş kişinin nasarında varlık yoktur. Yalnız Allah vardır. O kader ve ilim vadisinde Rabbi ile beraberdir. İlim deryasının dalgaları onu bir kaldırır, bir indirir. Önce fezaya yükseltir, sonra enginlere savurur. Bu esnada o kendinden geçmiştir hayrettedir düşünmez sağırdır dilsizdir aziz ve celil olan haktan gayrisini işitmez ondan gayrisini görmez o Allah'ın huzurunda bir ölüm hesabesindedir Allah dilediği zaman onu tekrar diriltir bu mertebeye erişmiş Allah dostları ebedi olarak ona yakınlık çardaklarındadırlar nöbet sırası gelince Hikmet sofralarına buyur edilirler. Bu sofralarda doya doya rızıklandıktan sonra oradan ayrılı sırası gelince hemen kapıya çıkarlar. Yani halkın arasına karışırlar. Onlara hakikatleri anlatırlar. Allah'la aralarında vasıta olurlar. Onların Allah yoluna girmelerine ve bu yolda devam etmelerine yardım ederler. İşte bunlar Allah dostlarının halleridir. Fakat daha bunların dışında açıklanmayan halleri de vardır. Ey ahali! Bu haliniz nedir? Siz boş bir heves peşindesiniz. Siz boş yere zamanı harcamaktasınız. Allah yolunda bulunmakta sabrediniz, tahammül gösteriniz. Eğer böyle yaparsanız, dünyada da, ahirette de hayır görürsünüz. Eğer imanını kuvvetlendirmek istersen, teslimiyet göstermelisin. Aziz ve celil olan Allah'a yakın olmak istersen kendini O'nun hükmüne, takdirine ve fiiline teslim etmelisin. Hem de niçin, neden, nasıl gibi sualler sormadan işte bu suretle O'na yakın olabilirsin. Sen Allah'ın irade ve dilemesini bir kenara atıp da kendin bir şey dilemeye kalkışma. Zira böyle bir hareket doğru olmaz. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. İnsan suresi 30. ayeti kerime. Madem ki senin dilemenle olmuyor, o halde sen de dileme. Allah'ın fiilleri üzerinde onunla çekişme, didişme, nizaya girişme. Malını, mülkünü sıhhatini, evladını elinden aldığı ve bütün çarelerini kestiği zaman bile onun takdirinin, iradesinin ve tevdilinin yüzüne kül. Eğer ona yakın olmayı murad edersen bu hal üsre ol. Onunla safa dilersen bu hal üsre bulun. Eğer kendin dünyada bulunduğun halde kalbinin ona vuslatını dilersen hüznünü gizle, içine at. Sevinç ve neşeni yüzüne vur.'' İnsanlara güzel bir ahlakla muamele et. Onlara karşı güzel ahlaklı ol. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Müminin sevinci yüzündedir, hüznü ise kalbindedir. Hiçbir kimseye halinden şikayetçi olma. Eğer aziz ve celil olan Allah'tan şikayetçi olursan, onun nasarında itibarın kalmaz.'' Bununla beraber kendisinden şikayetçi olduğun hususta senden kalkmaz. Amellerinde hiçbiriyle ucube kapılma. Kendini beğenmişliğe düşme. Zira ucup amelleri ifsad eder, mahveder. Kim ki yaptığı işlere muvaffakiyeti Allah'ın verdiğini yani muvaffakiyetin Allah'tan geldiğini düşünürse amellerinde ucupten yani kendini beğenmişlikten kurtulur. Bütün teveccühünü Allah'a yönelt. Zira hiç şüphe yok ki o rahmetini sana ihsan eder. Kendisine vuslat sebeplerini sana hasırlar. Fakat bu halinle teveccühünü ona nasıl yöneltebilirsin ki? Sen sözlerinde ve fiillerinde bir yalancısın. Halkın seni övmesini beklemekte, yermelerinden korkmaktasın.'' İzzet ve Celal sahibi Allah'ın yolunun tamamı doğrudur. Allah dostları hiç yalansız bir doğruluğa sahiptir. Zuhursuz bir doğruluğa sahiptir. Onların fiilleri sözlerinden çoktur. Az söz söylerler, çok iş yaparlar. Onlar halk arasında Allah'ın naipleridir, halifeleridir. Hakla batıl arasını ayırt eden erleridir. Yeryüzünde emniyet mensuplarıdır. Onlar Allah'ın seçkin ve has kullarıdır. Ey münafık! Senin üzerinde onların hasletlerinden hiçbir şey yok. İki yüzlülüğünle onları taciz etme, rahatsız etme. Allah dostlarının sahip oldukları meziyetler öyle şeylerdir ki inzivaya çekilmekle, kuru sözler ve temennilerle dedikoduyla ile geçmez. Allah'ım Bizi doğrulardan eyle ve bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem asabından koru.